Önceki videolarımızda muhabbet kuşlarının yumurtlama dönemi ve bu süreçte yapılması gerekenlerden bahsetmiştik. Bu videomuzda yumurtadan yeni çıkan yavruların yuvadan çıkıncaya kadar geçen süreçlerinde dikkat etmemiz gerekenlerden bahsedeceğiz. Dişi muhabbet kuşu yumurtladıktan sonra normal şartlarda 18. günde ilk yavru çıkar. Eğer dişi ilk günden yumurtaların üzerine oturursa, yavrular 2 günde bir çıkacaktır. Kuşlarımız İnci ile Boncuk'un ilk kuluçkalarında 7 adet yumurtaları oldu. İlk yavru 18. günde dünyaya geldi. Yumurtaların ikisi boştu, kalan 5 yumurtadan gayet sağlıklı 5 yavru dünyaya geldi. Dişi muhabbet kuşu yavru yumurtadan çıkmadan 2 gün öncesinden kursak sütü üretmeye başlar. Kursak sütü yavrular için oldukça önemlidir. Bu nedenle eşler kuluçka döneminde kursak sütünü artırıcı besinler ile beslenmelidir. Hafif sarımsı, süte benzeyen bir görüntüsü vardır. İlk besleme kursak sütüyle olur. Ancak bazen ebeveyn kuşlar başlangıçta yavrularını beslemeyebilir. Bu nedenle yavrunun yumurtadan çıktığı andan itibaren annenin besleyip beslemediğini kontrol etmelisiniz. Beslememe nedenleri şunlar olabilir. İlk kuluçkası olan çiftlerin tecrübesiz olması. Yuvaya çok fazla bakılması ve rahatsız edilmesi. Erkek ve dişi muhabbet kuşların uyumsuz olması. Yavrunun hasta olması. Bu durumlarda yavruları bizlerin beslemesi gerekebilir. Ancak bunu yapabilmek için bazı malzemelerin mutlaka elimizin altında hazır olması gerekiyor. Bu malzemeler yavru besleme maması, şırınga, besleme aparatı, yavru besleme kaşığı veya henüz birkaç günlük yavrular için serum kelebeğidir. Eğer hazır satılan besleme maması yoksa şu şekilde mama hazırlayabilirsiniz. El besleme maması olarak kabuğu soyulmuş muhabbet kuşu yemini havanda döverek un haline getirin. Normal kuş yemini de havanda döverek kabuklarını ayırabilirsiniz. Un haline getirdiğiniz yemlerin şırıngadan rahat geçmesi için çay süzgeciyle eleyebilirsiniz. Mama için mutlaka kaynatılmış temiz içme suyu kullanın. Yavru kuşların bağışıklığının güçlü olması için mamaya mutlaka probiyotik eklemelisiniz. Bir damla kadar da multivitamin ekliyoruz. Dilerseniz mamaya mısır unu, pirinç unu, haşlanmış yumurta veya çok az bebe bisküvisi ekleyebilirsiniz. Ancak yine de yavru kuşlar için satılan ve yavrunun tüm besin ihtiyacını karşılayacak nitelikte hazırlanmış mamaları tavsiye ediyoruz. Satışta bir iki markanın ürünü de öne çıkıyor. Çok küçük yavrular için mama mutlaka akışkan olarak hazırlanmalı, yavru büyüdükçe hafif yoğunlaştırabilirsiniz. Bir haftadan küçük yavruları beslemek durumunda kalırsanız serum kelebeğinin yumuşak hortumunu şırınga ucuna takarak kullanabilirsiniz. Tabii kürdan ucunu mamaya bulayıp küçük yavrunun ağzına değdirerek yedirenler de var. Ancak bize göre bu biraz tehlikeli. Kürdan sert ve sivri olduğu için istemeden yavru zarar görebilir. Ayrıca mama açıkta beklediği için soğuk hale gelebilir. Bu sebeple hem sıcaklığı korumak, hem hijyeni sağlamak, hem de yaralanma ihtimalini minimize etmek için serum hortumu takılmış şırınga kullanıyoruz. Mamayı şırıngaya çektikten sonra parmağımızla şırıngaya vurarak içindeki havayı boşaltıyoruz. Böylece yavrunun kursağına hava doldurmamış oluyoruz. İlk etapta yavru biraz zorluk çıkarabilir ama birkaç beslemeden sonra hem yavru hem de sizin eliniz alışacak, daha kolay besleyebileceksiniz. Yavruların kursağı ilk hafta çok hızlı boşaldığı için sık beslemeniz gerekebilir. Yeni yavrularda 2-3 saatte bir ve daha sulu mamalarla besleyebilirsiniz. Yavru büyüdükçe mamayı biraz daha yoğunlaştırarak günde 3 defa besleyebilirsiniz. Anne ve baba kuşlar yavruların gelişim sürecinde yoğun çaba içerisindeler. Bu süreçte sadece yem ile beslemek yavruları beslemeleri için yeterli olmuyor. Biz de düzenli olarak mama takviyesi yapıyoruz. Zaman zaman haşlanmış yumurta rendesi ile çeşitli yeşillikleri karıştırarak bazen de besleyici hazır mamaları ıslatarak beslenmelerine destek oluyoruz. Bu dönemde yem tüketimi de fazladır. Akıllı yemlik kullanmıyorsanız yemlikleri sürekli kontrol etmeli ve kabuklarını üflemelisiniz. Ayrıca ilave yemlikler de ekleyebilirsiniz.
Muhabbet kuşları normal zamanlarda az su içseler de yavru bakım dönemlerinde çok daha fazla su tüketiyor. Bu sebeple suluklar kontrol edilmeli ya da daha büyük suluklar kullanılmalıdır. Ayrıca sulukların temiz olmasına dikkat edilmelidir. Bazı durumlarda anne ve baba birlikte yavruları beslerken bazen de sadece annenin beslediği görülebilir. Bu durumlarda erkek kuş kursağındaki yemleri eşine aktarır, dişi de yuva içinde yavruları besler. Kuşlarımız İnci ile Boncuk'un gayet sağlıklı 5 yavrusu var. Yavrular yumurtadan yeni çıktığında henüz küçük olduklarından yuvalık fazla kirlenmiyor ve 2 günde bir temizlemek yetiyor. Yavrular büyüdükçe dışkılama artıyor ve her gün temizlenip taban malzemesi yenileniyor. Yeterli temizlik yapılmadığında yuva içindeki dışkı birikimleri yavrulara bulaşıp onları hasta edebilir. Bu sebeple hijyen çok önemli. Yedek bir plastik folluk varsa yavruları üşütmeden daha kolay temizlik yapabilirsiniz. Biz kuluçka döneminde ve yavruların küçük olduğu zamanlarda taban malzemesi olarak mısır granülü ve siyah çam talaşı kullanıyoruz. Yavrular büyüdükçe sadece mısır granülü yeterli oluyor. Özellikle yaz aylarında bit akar gibi sorunlara karşı yuvalık içine organik bit tozu serpiştiriyoruz. Yavrular doğduğundan yem kırmaya başladığı zamana kadar gün gün yavrunun gelişimini kontrol etmelisiniz. Çünkü bazı sorunlardan dolayı yavruların gelişiminin durduğu, hatta ölümle sonuçlandığı görülebiliyor. Muhtemel yavru hastalıkları ve ölümlerini şu sebeplere bağlayabiliriz. Anne babanın bayat, kalitesiz ve tek çeşit yemle beslenmesi, yuvalıkların kirli bırakılması, suların günlük tazelenmemesi, kirli olması, yuvalığın küçük olmasından dolayı yavruların ezilmesi, yuvalığın havasız olması ya da kuşların bulunduğu ortamın havalandırılmaması, bit sorunları, anne babadan bulaşan bakteri, kursak mantarı ya da genetik hastalıklar, kafeslerin cereyanda kalması ve ısı değişikliği, anne ve babanın yavrusuna bakmaması, yavruları varken çiftlerin tekrar çiftleşmesi. Yuvalığın içinde gelişmeyen hasta yavru görüldüğünde hemen diğer yavrulardan ayrılmalı, sıcak bir ortama alınarak hastalığı teşhis edilmeli ve tedavisi yapılmalıdır. Hastalık teşhisinde mutlaka kanatlılardan anlayan veterinere götürülmelidir. Yanlış ilaç tedavisinde maalesef kuşların ölümlerine neden olunabiliyor. Son olarak şunu da söyleyelim, yumurtlama dönemindeki gibi yavruların gelişim döneminde de nem oranına dikkat etmek gerekiyor. Yavrular hassastır ve özellikle de ilk hafta deri kurumasına karşı nem oranı %55'in üzerinde olmalıdır. Yavru muhabbet kuşları 24-25 günden sonra yemleri didiklemeye başlar. Bu dönemlerde yuvalık içinde dalları koyduğunuz takdirde yeme daha kolay alışacaktır. Dilerseniz yavrulara kabuksuz yem de verebilirsiniz. 30. gün yaklaştığında en büyük yavru yuva ağzında görülmeye başlar. Yuva ağzına yakın bir yere dalları yem koyarsanız buradan da yem yemeye çalışacaktır. Artık 30. günden sonra en büyük yavrunun kafes içinde tünekte tünediğini görebilirsiniz. Bazı ebeveynler 30. günden itibaren beslemeyi keserler. Yavru yem kırmaya başlasa bile yeterince beslenemeyebilir. Bu durumda biz günde bir kez el beslemesi yaparak besin takviyesi yapıyoruz. Yavrular 35. günden itibaren uçuş denemeleri yaparlar. 40. günden itibaren çok rahatlıkla uçabilirler. Eğer bu dönemlerinde yavrular ile çok haşır neşirseniz size çok alışıyorlar ve hiç korkmuyorlar. Bu videomuzda kuşlarımızın yavru dönemlerinde ihtiyaç duydukları bakımlardan bahsettik. Dileriz yavrularınız sağlıkla büyür ve ailenize katılır. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.